Sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu metindeki altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamlıdır diye sorulmuş. Somut anlamlı sözcükler 5 duyu organı ile algılanabilen sözcüklerdir. Bu çerçevede bize verilen parçayı incelediğimizde parçada yer alan heyecan, sevgi ve korku sözcükleri 5 duyu organı ile algılanabilen sözcükler değildir. Bu nedenle bu sözcükler soyut anlamlı sözcüklerdir. Çocuk sözcüğü ise görme duyu organı ile algılanabildiğinden dolayı somut bir sözcüktür. Dolayısıyla da burada doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Sayılabilen, ölçülebilen bir durumu bildiren sözcükler nicel anlamlıdır. Bir kavramın sayılamayan, ölçülemeyen özelliklerini bildiren sözcükler ise nitel anlamlıdır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan alt çizili sözcük nitel anlamlıdır diye sorulmuş. Bize verilen şıkları incelediğimizde A şıkkında yer alan geniş sözcüğü ölçülebilir bir niteliğe sahip olduğundan dolayı nicel anlamlıdır. B şıkkında yer alan dar sözcüğü ölçülebilir bir özelliğe sahip olduğundan dolayı nicel anlamlıdır. C şıkkında yer alan ağır sözcüğü de yine ölçülebilir bir niteliğe sahip olduğundan dolayı nicel anlamlıdır. D şıkkında yer alan güzel sözcüğü ise ölçülebilir bir nitelik taşımadığından dolayı nitel anlamlıdır. Dolayısıyla da doğru cevabımız D şıkkı olacaktır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük soyut anlamlıdır diye sorulmuş. Soyut anlam, beş duyu organı ile algılamayan kavramlara verilen addır. Bu çerçevede bize verilen şıkları incelediğimizde, B şıkkında yer alan sıcak sözcüğü dokunularak, C şıkkında yer alan öğretmen sözcüğü görerek ve D şıkkında yer alan şehir sözcüğü görerek algılanabilen kavramlardır. Bu anlamda burada yer alan altı çizili sözcükler somut kavramlardır. Fakat A şıkkında yer alan cesaret sözcüğünü 5 duyu organımızla algılamamız mümkün değildir. Bu anlamda da cesaret soyut bir kavramdır. Dolayısıyla da arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve verilen metinde geçen altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. Bize verilen şıkları incelediğimizde A şıkkında karanlık sözcüğü hem somut hem de nitel anlamlıdır denilmiş. Somut kavramlar arkadaşlar 5 duyu organı ile algılanabilen kavramlardır. Ve karanlığın görmeyle algılanabileceğini düşünecek olursak arkadaşlar karanlık sözcüğü burada somut anlamlı bir sözcüktür. Nitel anlamlı sözcükler ise sayılıp ölçülemeyen kavramlara verilen isimdir. Bu çerçevede karanlık sözcüğünün sayılıp ölçülme durumu olmadığından dolayı nitel bir kavram olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda A şıkkında verilen bilgi doğru bir bilgidir. Dolayısıyla A şıkkını elemiş olduk. B şıkkında dar sözcüğü bir varlığın ölçülebilen bir özelliğini belirtir denilmiş. Dar sözcüğü arkadaşlar bir nesnenin ölçülebilen bir özelliğini yansıttığından dolayı B şıkkı da burada arkadaşlar doğru bir bilgi içermektedir. D şıkkında köprü sözcüğü duyu organlarımızla algılayabildiğimiz bir varlığa ait olduğu için somut anlamlıdır denilmiş. Köprü kavramını arkadaşlar görerek algılayabildiğimiz için burada verilen bilgi de yine doğru bir bilgidir. C şıkkında kasaba sözcüğü duyu organlarımızla algılayamadığımız bir varlığı karşıladığı için soyut anlamlıdır denilmiş. Fakat arkadaşlar kasabayı biz görerek algılayabildiğimizden dolayı soyut değil, somut anlamlı bir sözcüktür. Bu anlamda da arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcüklerin tamamı soyut anlamlıdır diye sorulmuş. Soyut anlam, 5 duyu organı ile algılanamayan kavramları karşılayan sözcüklerdir arkadaşlar. Bu anlamda bize verilen şıkları incelediğimizde A şıkkında yer alan ağaç, kapı, halı ve su sözcükleri 5 duyu organı ile algılanabilen sözcükleri karşıladıklarından dolayı somut anlamlı sözcüklerdir. B şıkkında kuş, sıcak, bulut ve ses sözcüklerine yer verilmiş. Bu sözcükler de yine 5 duyu organı ile algılanabilme özelliğine sahip olan kavramları karşıladığından dolayı somut anlamlıdır. C şıkkında yer alan akıl, korku ve endişe sözcükleri 5 duyu organı ile algılanamayan kavramları karşıladığından dolayı soyut anlamlıyken rüzgar sözcüğü arkadaşlar somut anlamlıdır. Bu nedenle C şıkkını denemiş olduk. D şıkkında yer alan sözcüklerin tamamı ise 5 duyu organıyla algılanamayan kavramları karşıladığından dolayı soyut anlamlı sözcüklerdir. Bu anlamda da doğru cevabımız D şıkkı olacaktır.